Günaydın efendim, hoş geldiniz hanım eline. Güzel bir sabah olsun inşallah. Bugün Perşembe ve hanım elinde sağlık konuşacağız. Yine Dünya Göz Hastanesi'nden çok kıymetli bir konuğumu ağırlıyorum. Soner Hocam'a ikinci ağırlayışımız ne güzel oldu. Onunla birlikte yine göz hastalıklarını konuşurken bugün özellikle retinanın altını çizeceğiz. Retina nedir, bilenleriniz var mı? Pek çok defa duyuyoruz, hep söylenilir. Retinamda rahatsızlıklar varmış diye söylenilir ama belki de detaylı olarak hiçbirimiz bilmiyoruz. Tüm bu ayrıntıları bizimle birlikte paylaşacak operatör Soner Keskin hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Yeniden birlikteyiz. Ne evet, güzel oldu. Ne mutlu oldu. Ve bugün yine çok önemli konuları sizinle birlikte izleyicilerimizle paylaşacağız. Size bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa WhatsApp'tan, BIP'ten lütfen bize ulaşın. Önceliğimiz sizin sorularınız olacak ve bunların hepsini tek tek paylaşmış olacağız sizinle birlikte. Hocam retina dedik. Hep evet. Duyuyoruz. Sosyal medyada görüyoruz. Söyleniliyor ya da doktorumuz bize retinada bir problem varmış denildiğinde ne olduğunu bilmiyoruz. Önce şöyle bir retina nedirle başlayalım mı lütfen? Buyurun. Şimdi retina gözümüzün en arkasındaki tabakadır. Normalde dışarıdan baktığımız zaman retinamızı göremeyiz. Bunu ancak bir uzman göz hekim baktığı zaman retinanızı görebilir. Hani bunu birazdan nasıl açıklayabiliriz? Gözü bir fotoğraf makinesine aslında benzetebiliriz. Çünkü çok benzer mekanizması var. İşte fotoğraf makinesinin nasıl önde odak kısmı, mercek kısmı varsa ve bu odak kısmı, mercek kısmı ışığı fotoğraf makinesindeki film şeridini odaklıyor ise bu film şeridinin gözdeki kısmı retina. Retina. Yani gözün arka tarafındaki görmeyi sağlayan bir nevi gözün en önemli katmanı, en önemli kısmı diyebiliriz. Yani odaklanmayı sağlayan. Odaklanmayı mercek kısmı sağlar, arkadaki görmeyi sağlayan kısmımız retinadır. Yani gözümüzün arkasındadır ve dışarıdan görülemez. O yüzden biz onu fark edemez ya da göremediğimiz görünemez. İçin de çok bilmiyoruz aslında. Hastalarımız bu yüzden hep karıştırır. Hocam korneamda bir şey varmış. İşte şurada bir, aslında onlar tabii hastalar hekimlerimizden duyuyor ama dediğim gibi retina aslında gözümüzün arka tarafıdır. Hani dışarıdan görülemez. Uzman göz bir hekimi tarafından muayeneler sırasında tabii ki çok net bir şekilde değerlendirilebilir. Değerlendirebilirsiniz. Peki görevi nedir tam olarak? Gözümüzde nasıl bir yere sahip retina? Gözün en önemli kısmı dediğim gibi yani ışık geldi, işte merceğimiz, işte öndeki korneamız bunu odakladı, retinamıza düşürdü. Orada artık görüntü oluşuyor. Görüntünün ilk oluştuğu yer bizim retinamızdır. Retinamız bu görüntüyü toplar, görme sinirleri aracılığıyla beynimize ulaştırır. Yani bu retinamızda, görme tabakamızda sıkıntılar, problemler olduğu zaman maalesef o zaman görmemiz bozulur. İşte az görme, puslu görme, çatallı, eğri büğrü görmeler gibi şikayetler başlar. Oradaki ilk deformasyon nasıl oluyor peki hocam? Yani yaşla mı oluyor, nasıl oluşuyor da? Biz onu nasıl fark ediyoruz? Yani nasıl tespiti? Sizden önce biz nasıl tespit Şöyle, ediyoruz? Şöyle aslında retina hastaları bize başvururken çoğunlukla şikayetleri puslu görme, az görme şeklinde oluyor. Çünkü dediğimiz gibi retina görme tabakamız olduğu için kişide retina problemi olduğu zaman göremiyor veya puslu görüyor. İşte görme kalitesi düşmüş bir şekilde geliyor hastalarımız bize veya uçuşma şikayetiyle geliyor. Dolayısıyla bu şikayeti olan bir hastada biz hastamız geldi, muayenesini yapıyoruz. İşte ilk başta görmesini alıyoruz. İşte görmesine baktık, işte şu kadar. Daha sonra aslında hepimiz biliyoruz göz hekimine gidenler. Hemen bir yuvarlak siyah bir şeyimiz var, merceğimiz var. Hemen bir göz arkasına bakıyoruz. İşte biz orada aslında retinaya bakıyoruz. Tabii retinin orta kısmı mı, işte sinirine, sarı nokta dediğimiz ana görme merkezine bakıyoruz. Gerekirse damlalı muayene yapıp retinanın tamamını tarıyoruz. Herhangi bir problem var mı, hastalık var mı, bunları çok net bir şekilde görebiliyoruz ki mesela şu kısım çok önemlidir. Göz şeffaf bir organ, yapısı gereği şeffaf bir organ. Bu yüzden hani atıyorum bir dahili hekimi veya bir beyin cerrahi hekimi kendi hastalıklarını değerlendireceği zaman filmlere biraz bağımlılar. İşte tomografi çeker, ultrason çeker, MR çeker anatomiyi görmek için ama göz hekimi öyle değildir. Mercek de biz baktığımız zaman arkaya şeffaf bir organ olduğu için bütün damarları, hepsini yapıları, her şeyi çok net bir şekilde görürüz. Anatomiyi çok net bir şekilde, damarlarda bozukluk var mı, şekere bağlı veya tansiyona bağlı veya sarı nokta hastalığı var mı, hepsini çok net bir şekilde göz hekimleri çok net bir şekilde değerlendirmeye çalışırlar. O zaman hasta birkaç tane
işlem yapmasına gerek kalmadan siz tek muayenede aslında gözünün her şeyini, anatomisini, işte bozukluklarını, tabii bir takım ek tetkikler yapmamız gerektiği hastalıklarımız mutlaka çıkıyor. Onu ileride biraz daha değineceğim ama kabaca bütün anatomiyi biz dediğim gibi baktığımız o merceklerle çok net bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Biraz önceki orada görüntülerde üzerinde de konuşabiliriz. Sanırım o retinanın nerede olduğunu ve nasıl işlediğini gösteriyordu. Onun üzerinden de konuşabiliriz hocam. Evet, şimdi görüntülerde görüyoruz. Burası işte gözümüzün öndeki işte o kornea kısmı. Onun arkasında irisimiz var, renkli olan kısım. Bakın şimdi görüntüde çıkacak. Buradan film şeridinin o işte o retindaki karşılığı retina. Evet, göz şeridinin gözdeki karşılığı retina. Şimdi bakın orada da görünecek. Anatomi olarak gösteriyoruz. Şimdi gözün içine girdik. Bakın o en arkada şimdi göründüğü zaman turuncu renkli olan bir kısım var arkadaki. İşte o burası bizim retinamız. Biz işte muayene sırasında buraları çok net bir şekilde değerlendirebiliyoruz. İşte o dediğim gibi en büyük bizim göz hekimlerinin avantajı gözün şeffaf bir organ olması. Retinayı çok net bir şekilde görebilmemiz. İşte bu retinadan çıkan o sinir uyarımları beyne direkt gider. Ve görme bu şekilde olur. Beynimizin arka tarafında görme merkezimiz var. Bu şekilde görmemiz sağlanıyor. Bunu gördüğümüz zaman çok daha net anlayabiliyoruz. Evet. Peki hocam, bulanıklıkla mı başlıyor yoksa uzağı yakını görememe mi? Sanırım puslu dediniz ya, bulanık bir hal alıyor dediniz. Bu ikisi arasındaki ayrımı biz fark edebilecek miyiz? Aslında fark etmek bazı hastalarımızda zaman alabiliyor. Şöyle ki eğer hastamızın iki gözü de açık, iki gözle net gören bir göz ise, genç hasta ise tek gözündeki o puslanmayı çok da erken fark edebilir. Çünkü bizim aslında bizim iki gözümüz var. Tek gözde aslında bir insana yeter mi? Yeter. Ama iki gözümüzün olmasının nedeni üç boyutlu görme. Yani bir objeyi biz yakalayacağımız zaman bunun önüne, arkasına, sağına, soluna gitmeyip tam objeyi yakalamamızın nedeni iki gözümüzün olup onu üç boyutlu görmemiz. Tek gözümüz az gördüğü zaman üç boyutlu görmemiz bozulur bizim. İşte üç boyutlu görme bozulduğu zaman kişilerde rahatsızlık hissi ortaya çıkar. O zaman acaba problem mi var der, bir bakar tek gözü az görüyor. O zaman odaklanamama sorunu mu yaşar yoksa net görememe sorunu? Aslında her ikisi de. Yani hasta odaklanamaz, net göremez. İşte bazı onları daha sonra daha biraz daha detaylı anlatacağım, uçuşmalar olabilir. Bir takım biz ona kurum yağması deriz kanama hastalarında, böyle akmalar gibi olabilir. Hastalar o kanın çünkü gölgesini görür. Bunlar olabilir. Yani genellikle bize başvuru şikayetleri bu şekilde oluyor retina hastalarında. Yaşı bir burada anlatalım hocam. Var mıdır retina hastalıklarında, rahatsızlıklarında bir tabii, yaş? Tabii. Şimdi aslında ilk baştan başlayalım. Bebek. Sıklıkla prematür dediğimiz yani erken doğan bebeklerde prematür retinopatisi dediğimiz bir sıkıntı var. Yani bu retinamızın yeterince gelişmemesine bağlı bir ciddi bir problem. Bu çocuklar prematür retinopatisi olduğu zaman sık takiplerin, sık tedavilerinin gerekirse yapılması gerekir. Sadece bu da değil, anne karnındayken dahi bebeğe geçen bir takım enfeksiyon yani iltihaplar gözün retinasını tutabilir ve burada bir takım hastalıklar, az görme neden olabilir ileriki yaşamlarında. Biraz daha ileri dönemde çocuklarda gözün arkasını tutan kötü huylu tümörler var. Biz buna retinoblastom diyoruz. Bunlar olabilir. Biraz daha ileri yaşlarda daha çok biz retina hasarı görüyoruz. Yani bu işte delici, kesici, göz yaralanmasına bağlı retina hasarları ortaya çıkabiliyor. O sonradan olan mı? Kazayla falan ortaya çıkabilir. Evet, işte biraz daha ileri yaş, işte ergenlik dönemi, işte çalışma dönemlerinde. Orta yaş grubu hastalarımızda retinanın yırtılmasına bağlı ayrışma. Biz buna retina dekolmanı diyoruz. Orta yaş grubunda daha çok retina dekolmanı sık görmeye başlıyoruz. Biraz daha ileri o yaşlarda... O neden kaynaklanıyor? Onda var mı bir... Onları çok detaylı bir şekilde tek tek anlatacağım. Hani o gözün arkasındaki bir sıvı var. Onu ayrılırken görme tabakasını çekip yırtmasına bağlı. Tamam. Orta yaşta böyle. Orta yaşta. Biraz daha ileri yaşlarda ise şeker hastalığı hepimizin müzdarip oldu. Hatta geçen hafta biliyorsunuz Dünya Diyabet Günü'ydü. Evet, şeker hastalığına bağlı çok ciddi görme hasarları, retinada hasarlar ortaya çıkabiliyor. Tansiyon hastalarında daha çok gördüğümüz damar tıkanıklıkları ve buna bağlı görme tabakasında yani retinada kanamalar ortaya çıkabiliyor. Biraz daha ileri yaş hastalarımızda da şu an zaten birçok hastamız bundan muzdarip sarı nokta hastalığı ortaya çıkıyor. Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı. Yani yaş grubuna göre böyle bir retina hastalarında
bir görülme sıklığı var. O zaman şöyle başlayalım mı? Yine çocukluktan, bebeklikten başlayıp nasıl oluşur, nedir ve tedavileri de nasıldır? Hepsini tek tek anlatalım. Doğumla gelen var mı peki hocam retinada? Doğumla işte az önce de anlattım. Prematür retinopatisi. Bu en sıkları bahsediyorum. Aslında çok geniş bir retina hastalığı grubu var. Bunları kalıtsal hastalıklarımız var mesela. Kalıtsal olmayıp iltihaplara bağlı oluşan retina hasarlarımız var. İşte prematür retinopatisi var. Retinanın tümörleri var. Bunlar hep çocukluk çağında görülebilen. Daha ileri yaş grubunda o bahsettiğim işte hasarlardır, retina dekolmanıdır, şeker ve tansiyona bağlı damar tıkanıklıkları, kanamadır. Sarı nokta hastalığıdır, yaşa bağlı sarı nokta hastalığıdır. Bunların hepsinin çok çok daha detaylı yaşlara göre gidişatları var. Örneğin neden bahsedebiliriz? Aslında az önce de biraz bahsettim. Dünya Diyabet Günü'nde geçen hafta Türkiye'de çok fazla diyabet hastamız var. Mesela yapılan bir çalışma göstermiş ki yılda 25 bin hasta şeker hastalığına bağlı retina hasarından körlük ortaya çıkıyor. Yani her yıl 25 bin kişi şeker hastalığına bağlı kör oluyor. Çok büyük bir rakam. Evet. Şimdi şeker hastalığı hepimiz biliyoruz ne yapıyor? Damarları bozuyor. Retinamız inanılmaz derecede damardan ve sinir ağından zengin bir yapıdır. Şeker hastalığında işte bu damarlarda ve sinir ağında ciddi harabiyetler ortaya çıkar. Damarlar tıkanır. Damarlar tıkandığı için de bu sefer görme tabakasında ölümler başlar. Çünkü besleyemez damar. İşte sıvı sızar, işte biz ödem diyoruz, ödemler başlar. Bir takım bozuk damarlar oluşmaya başlar. Bunlar bozuk damarlar, sahte damarlardır. Çok kırılgandır, çatlar, kanar, görme kaybı ortaya çıkar. Şeker hastalığı işte böyle bir göz arkasına hasar bırakır. Bu nedenle şeker hastalarını, aslında biraz bunun biraz daha detayına girersek, bu kısım bence çok değerli. Şimdi şeker hastalarında nasıl bir gidişat olmalı? Bence bu kısım çok değerli, tekrar söyleyeyim. Hastamız geldi, şeker için endokrin veya dahiliye bölümümüz tanısını koydu. Dedi ki sizde şeker hastalığı var. Göz hekimini yönlendirdi. Hastamız göz hekimine başvurmadı. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra görme kaybıyla bize başvurdu. Biz hastamızla konuşuyoruz. Hastamız diyor ki bize, hocam işte sağ gözüm az görüyor. Bakıyoruz arkada kanamaları olmuş, işte ödemler yani stoplaması olmuş veya göz içi kanama olmuş, o göz hiç görmüyor. Neyim var? İşte 15 yıldır hocam. Şekerim var. Peki ne yaptın? İşte hocam gözüm iyi görüyordu, gelmedim. Ama tamam da bunlar hep birikerek ortaya çıkıyor. Zamanla o damarlar şekerde bozuluyor. Tıkanıyor. Tıkandığı yerlerde ölümler başlıyor bu retinamızda. Zaten çok narin bir yapıdır. Bu sefer görme kaybıyla hastalar bize başvuruyor. Örneğin maalesef daha Türkiye'de onu çok fazla oturtamadık ama yurt dışında bir hasta yaşıyor ise hastaya şeker tanısı konduğu zaman sigorta sistemi diyor ki kardeşim senin şekerin var. Hemen ben göz sana, doktoruna gideceksin. İşte böbreklerini göstermek için randevu aldım. Göz doktoru için randevu aldım. Sen bunları gideceksin. Yani koruyucu sistemler devreye giriyor. Hasta gitmedi mi? Atıyorum 5 yıl, 10 yıl sonra hasar oldu ve görme kaybı ortaya çıktı. Göze gitti. Dediler ki kardeşim sen neredeydin? Gelseydin. 10 yıl geçmiş. Ben senin sigortanı karşılamıyorum. Bunun ücretini karşılamıyorum diyor. Çünkü asıl bizim de oturtmamız gereken sistem koruyucu hekimlik. Yani sizin eğer şekeriniz var ise mutlaka bir göz hekimine ilk başta şeker tanısı konar konmaz muayene olacaksınız. Bazen biz bile hastanın şekeri olduğunu hasta bilmiyor. Biz retina muayenesi sırasında, gözlü bir muayenesi sırasında kanamalar görüyoruz. Biz diyoruz ki siz hiç şeker baktırdınız mı? Hayır, baktırmadım. Hiç bir baktırın. Şekeriniz var diyorum ben hastaya. Aa diyor. Ben gözden bunu görebiliyorum. Senin şekerin var diyorum. Yani bu şekilde tersten de gidiş var. Yani retina hasarına bağlı. Sizin de yönlendirdiğiniz tabii, değil mi? Tabii çok fazla. Maalesef Türkiye'de bu şeker hastalığına bağlı hasarlar çok ileri derecede. Yani o takip sistemimiz, kontrol sistemimiz, hekime başvuru şeyleri çok düzenli değil maalesef. Onu bir oturtup koruyucu hekimlik kısmına mutlaka girmek gerekir. Kısacası şeker hastalığınız var. Mutlaka tanı konunca göz hekimine başvuracağız. Göz hekimine başvurduk, tamam. Herhangi bir sıkıntı yok arkada dedi göz hekim arkadaşımız. O zaman zaten size söyler 9 ay veya 12 ay yani yılda bir kontrol der. Arkada problem gördü o zaman bu hasarın derecesine göre. Mesela şeker hastalarında da hasarların derecesi vardır. Bu hafif olabilir, ağır olabilir.
Hatta hiç görmüyor olabilir hastamız. O zaman işte bir takım ameliyatlar, cerrahiler gerekebilir. Buna göre takip sıklığı ortaya çıkar. Onu fark etmez mi hocam? Şeker hastası. Yani o arkada bir sürü kanama olmuş, damarlarda pek çok sorun yaşanmış. Evet. Normal hayatında bunu hissedemez mi? İlla siz baktığınız zaman onu muayenede mi görebilirsiniz? Çok güzel soru. Şimdi biraz daha ben detaya gireyim o zaman. Şimdi retina dediğimiz yer aslında çok geniş bir alan. Bizim asıl sarı nokta dediğimiz, hepimize sarı nokta diye bir yer var. Sarı nokta retinanın merkezidir. Retinanın merkezindeki sarı nokta etkilenmediği sürece hastaların çok fazla görsel şikayeti olmuyor. Yani siz aslında o kocaman bir retinamız var diye düşünün. Onun ortasında küçük bir alan var. 1-1,5 milimetre kadardır onun alanı. Diğer tüm her taraf kanar, işte bir sürü problemler başlar ama orta taraf tutulmadığı sürece hastanın aslında çok bir görsel şikayeti yoktur. Bu yüzden bazı hastalarımızda özellikle şeker sinsi seyreder. Hasta der ki hocam ben hiçbir gözümde şikayetim olmadı, niye geleyim der. Ama siz bir bakarsınız her taraf silme, kanama. Her taraf bozuk damarlar oluşmuş. Hatta orada göz arkasında bir takım bantlar oluşmaya başlar. İşte o bantlar problemli hastalardır. Çünkü bu göz arkasında, retina üzerinde oluşan bu bantlar görme tabakasını tutar, çeker, böyle çadır gibi kaldırır. Ve biz buna, şeker hastalarında biz bunu daha çok görürüz. Retina dekolmanı diyoruz. O zaman da mecbur çok daha detaylı büyük ameliyatların gerektiği, vitrektomi dediğimiz ameliyatlar yapmak durumunda kalıyoruz. Ancak erken yakaladığımız zaman hastalarımızı, ki bunlar işte o kontrol gelen hastalarda bu çok değerli, lazer tedavilerimiz var. Hastaların gözün arkasında bu bozuk damarların oluştuğu alanlara lazerle kapatıyoruz ki orada tekrar kanamalar olmasın, bozuk damarlar oluşmasın. Bazen görme noktasında su toplar, yani biz buna ödem deriz. Ödemlerin bazı çeşitlerine lazer yapabiliyoruz. Günümüzde artık iğne tedavileri var. Bu iğne tedavileri gerçekten çok büyük çığır açtı ödemin tedavisinde. Aynı zamanda bu bozuk damarların da gerilemesini sağlıyor. Çok büyük hastalara faydamız oluyor. Ancak ileri durumlarda ise az önce de bahsettiğim arkadaşta zarlar, görme tabakasını kaldıran bu çadırlar oluştuğu zaman veya göz içerisinde çatlayıp göz hiç görmez, kanama ortaya çıkar. İşte bu zaman da vitrektomi dediğimiz işte ameliyatlara geçiyoruz ki o zaman da biraz daha hastaların görsel rehabilitasyonu sağlayabiliyoruz. İlk yapılan tedavide tekrarlamama olasılığı var mı? Mesela lazerde dediniz ki örnek olarak. Şimdi hastamız bize başvurdu, arkada problem gördük. Mesela biz lazer tedavisine karar verdik, lazerini yaptık. Hastamız iyi. Hastamız şekerini düzgün tutarsa, tansiyonu düzgün tutarsa, yani kendine bakar ise... Kendi yapacakları da var, evet, tamamen sizinle bitmiyor. Aynen öyle. Hasta kontrolünü düzgün yaptığı sürece, kontrolleri geldiği sürece bu hastalarda aslında çok fazla sıkıntı oluşmuyor. Ancak şeker hastalığı hastanın yıllarca devam edecek. Yani bu biten bir şey değil maalesef. Evet, biten bir şey değil maalesef. Dolayısıyla biz o an tedavisini yaptık, işte iğne yaptık veya lazer yaptık veya ameliyatını yaptık. O anlık düzelttik hastayı. Ancak hasta şekerini bozmaya devam ederse, tekrar o damarlar tıkanırsa, tekrar ölümler devam ederse o zaman tekrarlama riskimiz var. Dolayısıyla hastaların mutlaka şekerlerinin kontrollerini düzgün yapması lazım. Hepimiz biliriz aslında. 3 aylık şeker takipleri var. Hemoglobin A1C diye geçen. Biz isteriz ki, arzu ederiz ki tercihen 7'nin altında olsun ki bu yaptığımız tedavilerden fayda görsün hastamız. Yeni bozuk damarlar, tıkanıklıklar, kanamalar oluşmasın. Yani en önemli şey şekerin, tansiyonun, bunların düzenlenmesi, bakılması. Yani sizden sonra aslında tedavi devam ediyor hastada. Hastanın kendi korumasını yapması, yemeğine dikkat etmesi, pek çok konuda dikkatli olması. Tedavi hep devam ediyor ki şeker hastaları öyledir herhalde. Evet. Yani ömür boyu devam edecek ömür boyu bakım, kontrol, takip oluyor. Peki lazer gerekmediği yerlerde mi artık ameliyat olması gerekiyor? Yani artık buna ameliyat yapmalıyız. Lazer yeterli gelmeyecek denildiği zaman mı ikinci aşamaya geçiyorsunuz hocam? Oradaki durum ne? Yoksa ben mi tercih ediyorum? Hani hasta mı tercih ediyor hocam? Lazer mi olsun Yok, diye. Yok. Hasta tercih etmiyor. Etmiyor. Buna hekimin bir retina uzmanının buna karar veriyor. Şimdi hastanın göz içerisinde kanaması var. O göz görmüyor. Şimdi hasta bizi nasıl görmüyorsa, çünkü ortada bir kanama var. Retinanın önü kanla dolu, göremiyor.
Biz de gözün arkasını göremiyoruz çünkü kan var. Hı hı. Bu kanın çekinmesini bekleyebiliriz 2-3 ay, 4 ay neyse. Veyahut da hasta tek gözlü ise veya tip 1 dediğimiz insülin bağımlı şekeri var ise o zaman daha erken bu ameliyatları karar veriyoruz. Veya az önce de bahsettim. Şeker hastalığına bağlı göz arkasında zarlar, kabuklar oluşmuş, görme tabakasını kaldırmış. Yani görme tabakasını kalıcı hasar bırakacak sıkıntılar var ise hastalarla artılarını, eksilerini anlatıp riskleri konuşarak ameliyat kararı veriyoruz. Ki şu an inanılmaz derecede hepimiz biliyoruz teknoloji gelişiyor. Hı hı. Çok inanılmaz gelişmeler var. Gözde de öyle. Yani gözdeki teknolojinin gelişimi inanılmaz. Mesela kısaca ondan bir bahsedeyim isterseniz. Lütfen. Bu teknoloji kısmından. Örneğin şu an sık işte başımıza gelen şey sarı nokta hastalığı, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı. Bundan bir 20 yıl öncesine kadar yaşa bağlı sarı nokta hastalığının sadece çok küçük bir kısmına lazer yapabiliyorduk. Hı hı. O kadar. Daha sonra soğuk lazer dediğimiz işte bu kalın kahverengi gözlükleri taktırdığımız bir soğuk lazer başladı. Hı hı. Onunla da ancak hastalığı biraz yavaşlatmayı becerebildik. Ancak bir 15 yıl kadardır göz içerisinde iğne tedavileriyle bu yaşa bağlı sarı nokta hastalığını durdurduk. Büyük bir kısmında, tamamında olmasa da. Hatta bazı hastalarımıza tekrar görmesinden kazanç sağladık. Yani eskiden hiç tedavi yok iken şimdi inanılmaz tedaviler var. Veya mesela biyonik göz. Görmeyen hastalara biyonik gözler artık yapmaya başlandı. Henüz daha bunlar tabii emekleme aşamasında ama bunlar hep ümit vaat eden şeyler. Örneğin tavuk karısı denen bir rahatsızlık var. Bunların bazı çeşitleri genetik hastalığa bağlı gelişiyor. Ve Amerika'da şu an onay almış gen tedavisi var. Henüz daha bunlar başlangıç aşamasında çok pahalı tedaviler. Yaklaşık 850 bin dolar civarında iki gözün maliyeti ama bunlar hep ileriye geleceğe yönelik bize hep bir umut ışığı. Hı hı. Mesela bizim ameliyatlarımız da öyle. Eskiden daha büyük aletlerle biraz kabaca diyeyim cerrahlar yaparken şu an çok daha küçük cihazlarla. Trokar dediğimiz yerlerden girerek çok daha mikro cerrahlar yapabiliyoruz. Hı hı. Yani bunun hep teknoloji, işte ilaçların gelişimi, gözde de inanılmaz bir tabii ki gelişim var, teknolojide gelişim var. Hastalarımıza bu şekilde çok daha iyi yanıt verebiliyoruz. Teknoloji tabii ki çok önemli ve mucizevi şeyler yapıyor ama uzman elinin de değmesi çok önemli hocam. Teknolojiyi de kullanan sonuçta sizsiniz ve bir uzman hekimin görmesi çok önemli. Bakalım göz tedavisi için daha neler yapılabilir? Özellikle retinayı konuşuyoruz. Biraz diyabeti konuştuk ve önemli bir rahatsızlıktır. Ama onun dışında çocuklarda nasıl, gençlerde nasıl? Hepsini konuşmaya devam edeceğiz efendim. Kısa bir ara çaylarınızı tazeleyin. Bu soğuk günde evinizden çıkmadıysanız ya da iş yerlerindeyseniz bir sohbete devam edeceğiz. Sorularınızı da cevaplandıracağız. Hemen geliyoruz. Yeni gelenlere tekrar günaydın diyelim efendim. Şu anda bize katıldıysanız eğer bugün operatör doktor Soner Keskin hocamla birlikte göz hastalıklarını konuşuyoruz ama özellikle retinadan bahsettik. Retinanın ne olduğunu ya da ne iş yaptığını, gözümüzün neresinde olduğunu şöyle tekrar edelim. Belki yeni gelenleriniz vardır ve özellikle ilk bölümümüz şeker hastalarındaki deformasyon nasıl oluyor ondan bahsettik ve şeker hastalarının bu konuda çok titiz, çok hassas davranmaları ve kontrollerini çok sık yapması gerektiğinin altını özellikle hocam çizdi. Lütfen eğer diyabetseniz, özellikle insülin kullanan değil mi? Tip 1 diyabetseniz tip mutlaka bir, göz doktoruna 6 ayda bir mi, 1 yılda mı? Tanı konur konmaz bir kere bize başvuracaklar. Hı hı. Tanı konduktan sonra başvuru şart. Başvuru da bizim muayenemizde eğer arkada hasar görmüyor isek 9 ila 12 aylık kontroller tamam. Yeterli gelecektir ama mutlaka. Ancak problem var ise işte damar bozuklukları, kanamalar o zaman zaten hekiminiz sizi bir retina uzmanına yönlendirecektir. Retina uzmanınız da tedavilik mi, takiplik mi onlara bir takım şeylerle karar verecektir. Mesela aslında hastalarımız konu açılmışken bir konuya bir değinelim. Lütfen. Şeker hastaları hep bize gelir. Hocam benim anjiyom çekilecek ama ben korkuyorum. Anjiyo nedir?
Hep hastalarımız bunu bana şey yapıyorlar, soruyorlar. Şimdi anjiyo aslında kalp anjiyosuyla hiçbir alakası yoktur, göz anjiyosunun. Damardan ilaç verilir ve gözümüzün arkasına renkli, daha sonra siyah beyaz filmleri çekilir. Biz buna anjiyo diyoruz ama aslında bildiğimiz damardan verilen ilacın çekilen işte önce renkli sonra siyah beyaz filmleri. Fotokopisi gibi. Aynen öyle. Hepsini alıyorsunuz. Evet, hepsini alıyoruz. Oradaki bütün anatomileri, damardaki sızıntıları, işte kanamaları, onları çok net görebiliyoruz. Bir de OCT dediğimiz bir tomografi cihazımız var. Mükemmel bir cihaz. Resmen gözün arkasındaki retinanın tüm katmanlarına, bütün detaylarına kadar bize gösterebiliyor. Ödem, yani stoplaması var mı? Kalınlaşma var mı? Ayrılma var mı? Artık bu şeker hastalarında çok daha detaylı cihazlarımızla hepsini çok daha net bir şekilde tanılarını koyup uygun ve gerekli tedavileri yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Biraz önceki görselimizde o demiştiniz ya, çadır gibi kalkma vardır diye söylediğiniz. Evet. Herhalde retinada oluşan deformasyondan bahsetmiştiniz ya biraz önce. Sanırım o kısım değil mi hocam? Şimdi bu görüntüdeki olan kısım retina yırtığı. Şöyle ben size anlatayım arzu ederseniz. Lütfen. Şimdi hepimizin gözümüzün bu arka tarafında, retinamızın önünde yani böyle yumurta akı kıvamında jelimsi bir sıvı var. Biz buna vitreous diyoruz. Bu jel kıvamındaki bu sıvının yapısı zamanla, yaşla bozulmaya başlıyor. Bozulduğu zaman da içerisinde bir takım işte hastalarımızın o tarif ettiği uçuşmalar. Hocam sinekler uçuşuyor diyor. İşte solucan gibi, iplik gibi uçuşmalarım var diyor. İşte o sıvının yapısının bozulması, o yumurta akı kıvamındaki o jelin bozulmasına bağlı bu. Hepimizde olacak olan bir şey bu. Çok önemli değil ama bu sıvıda, yani jelimsi bu sıvıda ayrılma olduğu zaman işte o zaman bazı hastalarımızda problemler oluyor. Bu kısım çok önemli. Hastalarımız ışık çakması, yani şimşek çakması şikayetleri olur ise, yani hasta duruyor mesela, hocam işte iki gündür şuradan bana ışıklar çakıyor. Hocam bir aydır buradan ışık çakıyor. Bir ay bekleme, bu acil. Yani ışık çakması oldu mu hiç beklemeyeceğiz. Acil geleceğiz. Ne dedik? Retinamız var arkada, onun önünde jel var dedik. Bu jel ayrılıyor, ayrılırken gövme tabakasını çekiyor. Çektiği için bu ışıkları görüyor hastalarımız. 10 hastanın 9'unda, yani %90 hiçbir şey olmuyor. Ama 10 hastanın birinde bu çekmeler sırasında, az önceki görselde de vardı orada, görme tabakasından bir parça kopartabiliyor. Ya yani görme tabakasını yırtıyor. İşte biz buna retina yırtığı diyoruz. Retina yırtığı bizim acillerimizdendir ve çok acil bir şekilde retina yırtığının etrafını lazerle biz kapatarak çeviririz ki. Şu andaki evet, yaptığı bakın, değil mi hocam? O jel var, bakın orada retinaya yapışık. O ayrılırken görme orada tabakasını çekiyor. Yapıyor. Evet, o hastanın birinde biraz sıkı yapışık oluyor. O sıkı yapışıkla bağlı görme tabakasını yırtıyor. İşte yırttığı zaman da o zaman bizim problemlerimiz başlıyor. O problem direkt görme kaybı mı oluyor? Şöyle, erken yıkılarsak eğer bu retina yırtığını lazerle biz kapatıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ancak hastalarımız geç gelirse, hocam iki aydır ışık çakıyordu artık görmüyorum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani bu sefer ameliyat kısmına geçiyor. Neden? Çünkü o çekti, yırttı orayı. Hastamız başvurmadı. Bu sefer o yırtıktan içeriye su diyeyim size giriyor ve gömme tabakamızı kabartıyor. Yani gömme tabakamız ayrışıyor ki biz buna retina dekolmanı diyoruz. Artık hastamız bunlar öğrenmeye başladılar artık. Hocam ben de retina dekolmanı varmış, onun için geldim diyor. Retina dekolmanı dediğimiz şey yırtıktan içeriye giren bu sıvının gömme tabakasını kabartması. Ve maalesef işte o görselde de vardı. Hasta mesela diyor ki hocam baktım yerin işte sağ üst, işte sağ alt, sol üst, sol alt ve ortasını göremiyorum diyor. Bu tamamen gövme tabakasının kabarmasına bağlı. Kabarması. Ve ortadaki bu ana merkezimiz yani sarı noktayı tuttuğu zaman da çok ciddi gövme kaybı ortaya çıkıyor. Ve maalesef tek tedavisi de onun cerrahi. O zaman biz bunu madem fark edemiyoruz ve bilemiyoruz, bizim
hocamın dediği gibi eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa 6 ayda bir, yoksa 1 yılda bir mutlaka göz muayenesi. Şu göz muayenesinin altını da bir çizelim hocam. Özellikle çocuklar için. Veliler, anne babalar izliyorlar çünkü. Evet. Hatta bence öğretmenler de yönlendirmeli. İşte okul başladığı zaman bu hafta hepimiz göz muayenesi için ailelerimize söyleyelim ve hep beraber göz muayenesi olalım diye. Bilemeyebilir çünkü çocuk. O kısmı da o zaman hızlıca geçelim o muayenemize. Artık hepimiz biliyoruz, ilk bir yaşta mutlaka bir çocuğumuz göz hekimine başvuracak, göz hekimi görecek. İlk 3 yaş, yani 1. 2. 3. yaşlarda mutlaka bir kontrollerimiz yılda bir yapılacak. Çünkü bu ilk 3 yaşta işte şaşılıktır, kaymadır, işte göz kapağı düşüklüğüdür veya göz içi kanal tıkanıklığı vardır, ona bağlı sulanması vardır veya retineye bağlı, ne dedik ilk başta da bahsettim, tümör. Bu çok ciddi bir şey. Kötü huylu tümörler. Retinoblastom diyoruz. İlk 3 yaşta mutlaka yılda bir göz arkası muayenesi dahil yapılması gerekir. Daha sonra 5. ve 7. yaşlarda mutlaka şart. Şimdi bu kısım çok önemli. Niye 5 ve 7. yaşlarda yapıyoruz kontrollerimizi? Çocuklar eğer göremez iseler okuldaki başarıları, performansları düşer. Düşer. Bununla birlikte şimdi bir çocuk, şöyle düşünelim, bir gözü görmüyor. Atıyorum sol gözü görmüyor, sağ gözü görüyor. Ve hep doğduğundan beri bu şekildeydi. Okula başladı. Her yeri görüyor ama tek gözle görüyor. Çocuk sanıyor ki bu işin normali bu. Yani herkes benim gibi tek gözle gördüğünü sanıyor. Çocuk size sol gözünün görmediğini söyle, yani sol gözüm görmüyor demesini bekleyemezsiniz. Onun normali o olduğu için. Onun normali olduğunu o sanar çünkü. Yani bu çocuk. Biz bir şeyin değerini kaybettiğimiz zaman anlayabiliriz. Eğer çocuk zaten onun normal olduğunu sanmışsa kaybetmediği şey için de size bir şey söyleyemez. O zaman ne yapacağız? Mutlaka ilk 3 yaşta 1. 2. 3. yaşlarda kontrollerimiz var. Daha sonra 5. ve 7. yaşlarda. Çünkü bu çocuklarda dediğim gibi göz tembelliğidir, işte kaymadır, göz arkası problemleridir. Onlar için mutlaka çocukluk döneminde yapılmalı. Daha sonraki dönemde ise eğer herhangi bir göz problemi yok ise ortalama 2 yılda bir kontrol yeterlidir. Yeterli gelecektir. Ama kronik bir rahatsızlığı olan herkes için 2 yıl uzun değil varsa uzun çok. Hele şekerimiz varsa, işte tansiyonumuz varsa o zaman göz arkasının problemimiz yoksa yılda bir, 9 ayda bir, yılda bir. Problemimiz varsa zaten size mutlaka daha sık çağıracaklardır. 6 ay belki göz arkasında ödem olduğu zaman mesela biz ayda bir görüyoruz. Ayda bir iğne yapıyoruz hastamıza. Her ay görüyoruz mecburen. Ta ki ödem düzeline kadar. Bir Instagram'dan tabii biz paylaştık hocam geliyor diye oradan bir soru vardı. Arkadaşım demiş ki lazer de çizme gibi kısa mı sürecek? Lazeri bir şöyle biraz anlatalım mı tabii hocam? Tabii şimdi lazer aslında ne kadar gözde, vakit ayıracak mesela? Gözde lazer çok fazla kullanılan bir şey. Ancak hastalarımız hani lazer deyince tüm lazerlerin aynı olduğunu düşünüyor ama hayır. O hani halk arasında göz çizme dediğimiz numara sıfırlama lazeri bambaşka bir şeydir. Gözün arkasına, retinaya yaptığımız lazer bambaşka bir şey. Yani biri gözün arka tarafına yapılır, biri gözün ön tarafına yapılır. Korneaya yapılır yani. Bizim arka tarafını yaptığımız lazer aslında lazer yapmayı biz çok tercih ettiğimiz bir şey değildir. Yani lazer görme tabakasını bir takım yanıklar yaparak tedavi eder. Ancak şeker hastası ne olmuş? Damar tıkanmış. Tıkandığı için önündeki kısım artık yaşamıyor, ölü. Ama yaşamaya çalışıyor ve diyor ki ben yaşamak istiyorum diyor oradaki ölmeye başlayan yer. Vücutta o tıkanan damarın yanında yeni damarlar yapmaya başlıyor. Böyle yumak yumak damarlar yapıyor. Ancak bu yaptığı damar bozuk bir damar, sahte bir damar. Bu bozuk yaptığı sahte damarlar her an çatlayıp kanıyor. Kanadığı zaman görme kayboluyor. Dolayısıyla biz lazerle o bozuk damarları, o ölen alanları kapatmamız gerekiyor ki bu hastalık ilerlemesin. Ve zarar vermesin. Evet, görme kaybı ortaya çıkmasın. Bizim lazer tedavisinde ödem dışında diğer hastalarda, şeker hastalarında lazerdeki bizim amacımız mevcut görmeyi korumak için yaparız. Yani amaç ödem dışındaki lazerlerde görmeyi arttırmak değildir. Çünkü şeker hastalığı gerçekten arka tarafı retinayı bozmaya başladığı zaman agresif seyreder. Yani ilerleyici seyreder. Çok ciddi görme kayıpları, hatta sonunda körlüğe kadar gidebilir. Bu hastalarda biz mutlaka ilerleyişi durdurmak için, yavaşlatmak için
lazerlere, işte gerektiği zaman iğne tedavisine, en son aşamada cerrahi tedavileri başvurmak durumunda kalıyoruz. O zaman hepsinin zamanı ayrı mı oluyor? Yani ayıracağı süre, mesela öğretmense 15 tatilde mi yaptırayım? Hani bunun yaptırma süresinde de var mıdır birkaç gün? Ne kadar ayıracak mesela? Retinadaki lazerden eğer bahsediyorsak, retinadaki lazer ne kadar sürer? Bunu siz hastaya birkaç seansa da bölebilirsiniz. İki seansla veya tek seferde de bitirebilirsiniz. Ortalama ne kadar sürer bir lazer işlemi? 20-25 dakika bir göz, diğer gözde 20-25 dakika civarında sürer. Ancak tekrar söylüyorum, hani şekere bağlı retina hasarındaki lazer diğer lazerlerden bambaşkadır. Çok farklı bir konudur. Hani hastalarımız zaten kontrolleri geldiği zaman, lazer gerektiği zaman zaten retina uzmanları kendisine diyecektir. Sizin gözünüze lazer gerekir veya gerekmez, iğne gerekir veya gerekmez. Takip mi yapalım? Hani hepsini zaten retina uzmanı göz arkasında, yani retinaya baktığı zaman hastaya çok daha detaylı bir şekilde bilgiyi verecektir mutlaka. Evet. Sizin buradaki o zaman tek amacınız görmeyi kaybetmemesini sağlamak sanırım. Şeker hastalarındaki, evet, ileri hastalarımızdaki bizim lazerle amacımız, evet, yeni kanamalar oluşmasın, göz içerisinde kanamasın, hasta mevcut görmesini koruyabilsin. Bazen hastalarımız o kadar düşkün bir şekilde bize başvuruyorlar ki, yani günlük hayatta yemeğini yiyecek, işte tuvaletini yapacak görmeleri dahi olmayabiliyor bu şeker hastalarında. O seviyeye gelmeden hastaların mevcut görmesini korumak, ödem işte ya da arkada bir problem var ise o zaman ek tedaviler ile görmesini mümkünse arttırmak, bütün gayemiz, amacımız bu. Çünkü görme kaybolduğu zaman artık hiçbir şeyin bir anlamı kalmayacaktır. Evet. Yırtıklarda da hepimizde, yani her yaşta olabilecek bir şey mi hocam? Göz yırtığı. Bir de ondan bahsedelim. Tabii, şimdi, tam anlayabilmemiz adına. Tabii. Şimdi retinamızda yırtık nasıl olur? Genç dönemde, işte çocuklarda veya işte erişkin dönemde daha çok biz travmaya bağlı görürüz. İşte darbe almıştır, biri vurmuştur, paintball oynarken biri top gelmiştir, bir şey olmuştur. Veya delici, kesici yaralanmalarla, ateşli silah yaralanmalarına bağlı oluşabilir. Orta yaş grubunda ise az önce bahsettiğim, oradaki retina önündeki bu yumurta akına benzer bu jelin ayrılmasına bağlı ortaya çıkar. Bazı hastalarımız, özellikle miyop hastalarımız, miyop hastaları yırtıklar için biraz daha riskli gruptadır. Miyop hastaların özellikle dejeneratif miyop dediğimiz ileri derecede gözünde büyüme olan hastalarımızda retinalarında incelme alanları bulunuyor. Bu incelme alanlarından çok kolay retina yırtıkları ve buna bağlı dekolman, yani kabarıklık ortaya çıkıyor. Birçok hastamız işte arkadaşlarından sağdan soldan duyuyordur işte retina yırtığı, retina dekolmanı falan. İşte bunlar daha çok bu yaş grubunda ortaya çıkıyor. Diğerlerindeki darbelerden bahsettiniz ya hocam. Çocukları koruma adına, yani sadece bir topun gelmesi oradaki deformasyonu sağlar mı gerçekten? Hani buna dikkat edelim anlamında söylüyorum. Ya da bir kafasını vurma. Çünkü düşe kalka büyüyorlar. Onları korumaya tabii ki çalışıyoruz, evet, ama evet, evet, bunu fark etmeyebiliriz. Yani anne baba olarak o deformasyonu fark etmeyebiliriz. O açıdan soruyorum. Retinanın en büyük problemi orada. Retina gözün arka tarafında olduğu için görünen bir organ değil. Sizin dışarıdan baktığınız, evet, anne baba fark edemeyecek. Ben retina uzmanı olarak ben size baktığım zaman retinanızı göremem. Ki ben retina uzmanıyım. Niye? Çünkü gözün arkasında. Anne babalar da bunu göremez. Neyse ki gözümüz bir miktar geridedir. Bu göz etrafındaki kemik dokuları gözün korumasını sağlar. Reflekslerimiz, göz kapatma reflekslerimiz gözün hep koruması içindir. Korunması. Hatta gözün arka tarafında, etrafında yağ pakeleri dediğimiz dokular vardır. Şey gibi, hava yastığı gibi düşünün. Göz hep korur bunlar. Amaçlı budur. Darbeden, şundan bundan gözün... Ne kadar müthiş bir, müthiş bir yapı. Gerçekten öyle. Çünkü çok hassas bir yapı aslında göz. Direkt top temasından hani çok fazla ben retina yırtığı gördüm hatırlamıyorum ama dediğim gibi daha küçük paintball, bu yüzden dedim. Oradaki küçük o şeyler göze direkt geldiği zaman ona bağlı retina yırtıkları çok oluşuyor. Çocukların elinde hiç isim vermeden belirttim. Mesela CD oynuyor çocuk. CD'yi kırıyor, ona bağlı kesilme oluşabiliyor ve ciddi retina hasarı ortaya çıkabiliyor. Soda.
çok fazla görüyorum ben. Soda şişesi kapağının fırlamasına bağlı. İnanılmaz fazla hastalarımız var ona bağlı. Ben bu yüzden mesela hiç evde çocuklarıma soda açtırmam yani. Ben evet öyle çok bir karşılaştığınız için çok fazla oluyor görüyorum değil ben. Mi bu sizde? Çocuklarda, erişkinlerde sen açmayacaksın ben açacağım diyorum. Darbeyi önden mi alması lazım hocam? Yani retinada bir sorun olması için. Onun merak edenler olabilir. Yoksa arkadan gelen arkadan, bir da... Yok arkadan değil. Olduğu zaman zaten direkt. Önden künt olabilir. Yani yumruk şeklinde olabilir. Veya delici, işte batıcı göz yaralanmaları olabilir. Bunlara bağlı biz daha çok retina hasarları görebiliyoruz. Ve tabii ki bunu fark edemediğimiz için mutlaka muayene önemli. Gözlük kullananlar biz mesela ben evet. çok uzun süredir kullanıyorum herhalde. İlkokuldan sonra başlamıştım gözlük evet. kullanmaya. Kendiliğinden orada bir deformasyon olmaya başlayabilir mi retinada? Uzun süre ve yükselen bir göz camıysa öyle bir risk olabilir mi benim için hocam? Yani gözlük takıyoruz diye risk oluyor mu? Hayır öyle bir şey yok. Bahsetmeye çalıştım ama tekrar anlatayım. Bazı miyopi hastalarımızda dejeneratif dediğimiz bir kısım var. Bu hastalarımızın normalden daha uzun olur onların gözleri. Normalden daha büyüktür. Böyle kalın camlı gözlük takar o hastalar. Bu hastalarımızda göz büyüdüğü için gözün arka tarafındaki bu retina o büyük göze yayılmaya çalışıyor. Yani normal bir gözü düşünün, bir de büyümüş gözü düşünün. Bu büyük göze o retina yayılmaya çalıştığı yetmek için inceliyor. Için, değil mi? Yetmiyor. Yetmek evet. için. İnceliyor, inceldiği için de yer yer işte delikler, yırtılmalar ortaya çıkabiliyor. Veya dejenerasyon dediğimiz incelme alanları, buna bağlı yırtıklar, dekolmanlar ortaya çıkabiliyor. Yani o biraz daha farklı bir durum. Ama tabii ki miyop hastalarımızda az önce de bahsettiğim o gözün kenar kısımlarındaki dejenerasyon dediğimiz şeyler çok daha sık. Bu hastalarımızda ben mesela derim ki yüksek miyop olan hastalarıma, vurdulu kırdılı sporlar yapma. Yani bir karate, judo, tekvando yapma. Veya yüzüyorsa mesela balıklama suya girme derim. Yani göze böyle direkt darbe alacak işler yapma diyorum. Eğer bu yüksek miyop var ve arkada incelme alanları var ise göze dikkat etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten ona bağlı yırtık ve kabarıklık olduğu zaman ameliyatlar detaylı, uzun, çok meşakkatli. Neyse ki şu an teknoloji ilerledi, alet, erdevat, tecrübe inanılmaz şu an ama yine de tabii ki dikkat riskleri etmek gerekiyor. Olabilir. Evet, evet. Yani dikkat sonuçta edilmesi gerekir. Ameliyat cerrahi gerekebiliyor. Bir de sarı noktaya girelim. Tamam. Nedir? Biz sarı nokta hep böyle duyuyoruz. Evet, şimdi acaba sarı nedir sarı nokta? Sarı nokta hepimizde olan retinamızın merkezindeki alan. Yaklaşık 1-1,5 milimetre çapındadır. Net görmemizin sağlayan yerdir. Asıl görmemizi evet. sağlayan nokta asıl orası mı? Asıl görmemizi sağlayan nokta sarı noktadır. Sarı nokta sizde de var, bende de var, herkeste var. Zaten sarı noktamız yoksa göremeyiz. Sarı noktada oluşan her türlü hastalığa da sarı nokta hastalığı diyoruz. Bakın o görselimizde mesela bu şeker hastasına ait bir görüntü. Orada kanamalar, işte o sarı sarı alanlar geçti ama kanamış, daha sonra çekilmiş ödeme bağlı görüntüler, bazı yerler kanamış. Bu mesela sarı nokta hastalığına bağlı bir görüntü. Bakın görme noktasında kocaman bir kanama vardı. Tekrar söyleyeyim, sarı nokta bizim görme noktamızdır. Asıl net görmemizi, kaliteli görmemizi, net sağlayan görüş yerdir, sağlayan merkezdir. Merkezdir. Evet. Sarı nokta hastalığı ise sarı noktayı tutan her türlü hastalıkları kapsar. Şu an en çok bahsettiğimiz ve hastalarımıza başvuruyla gelen hastalarımızın daha çok bahsettiği konu yaşa bağlı sarı nokta hastalığı. Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı ise adı üstünde yaşa bağlı ortaya çıkar. Yani 45 yaş üstü hastalarımızda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayabiliyor. Ve sarı nokta yani görme merkezini tuttuğu için bu hastalarımızda problem ciddi oluyor. Yani görmeleri... Hepimizde olacak mı o zaman? 45'imize geldiğimizi varsayalım. Evet, şimdi bize çalışmalar şunu gösterdi. 80 yaşında bir hastada sarı noktasında problem olma ihtimali hiçbir şikayeti olmasa bile %30. Yani hepimizde olacak mı? Hayır. Ama %30'umuzda olacak. Öyle ya da böyle. Sarı nokta yani görme merkezimiz yaşa bağlı sarı nokta hastalığından bahsediyorum. Orada bir takım zamanla birikintiler ortaya çıkıyor. Biz buna ilk etapta gördüğümüz
sarı nokta hastalığındaki bu erken dönüme kuru tip sarı nokta hastalığı diyoruz. Niye kuru tip diyoruz? Çünkü orada henüz bir kanama yok, işte ödem yok, görmeyi çok fazla bozmuyor. Nispeten iyi olan, sevdiğimiz olan tip. Zaten en sık gördüğümüz yaşı bağlı sarı nokta hastalığındaki tip bu iyi olan %90 görülür kuru tiptir. Kişiyi de rahatsız etmiyor herhalde sanırım. Çok fazla görmesini bozmaz ama görme kalitesini düşürür mü? Evet. Çünkü tam görme noktasını tutar sarı merkezi, sarı noktayı. Problem şuradadır. Sarı noktadaki bu iyi olan yani kuru olan tip her zaman için kötü olan yaş tipe dönebilir. Problemimiz de zaten buradan çıkıyor. Bu yüzden mutlaka kuru tip sarı nokta hastalığı var ise hastalarımıza biz hastalarımıza takviye bu vitaminli mineralli bir haplar var. Onlardan mutlaka başlıyoruz ve kareli kağıt test dediğimiz bir testimiz var. Hastaları mutlaka onu ben haftada bir rutin her iki gözü ayrı ayrı yapmalarını öneriyorum. Bu diğer tipte ise yani yaş tip dediğimiz daha agresif giden, görmeyi ciddi anlamda bozan tipte ise mutlaka mı mutlaka tedavi gerektirir. Bunun tedavisinde ise konuşmanın ilk başında biraz bahsetmiştim ama işte eskiden dedim hani küçük bir kısmına lazer yapabiliyorduk. Daha sonra işte soğuk lazer çıktı dedim. Artık dedim iğnelerimiz var dedim. Şu anki güncel tedavi bu yaşı bağlı sarı nokta hastalığında aylık yapılan göz içerisi iğneler. Ve bu iğneler ile hastalarımızın büyük bir kısmına mevcut görmeyi koruma, bir kısmında da hatta görmeyi arttırma şansımız da oluyor. Bu yaş tip dediğimiz yani görmeyi azaltan, agresif giden tipte. Tipler için. Evet. Aslında bu da çok sevindirici bir haber değil evet, mi? Yani teknolojimiz gelişiyor. Çok güzel bir şey. Sevindirici bir haber hastalar için. Efendim, pardon. Bir ara verelim hocam. Buyurun. Sonra devam edelim. Sarı noktayla devam edelim. Evet, sarı noktayla devam edelim. Orada tabii. Çünkü önemli sorular da geldi. Sorularınızı da yanıtlayacağız efendim. Kısa bir ara, hemen son bölüm geliyoruz. Efendim son bölümle karşınızdayız. Bugün operatör Doktor Soner Keskin hocamı Dünya Göz Hastanesi'nden ağırlıyoruz. Ekibe bir selam gönderelim değil mi Dünya Göz'de? Evet. Çok sevdiğimiz doktorlarımız var ve ara ara konuk ediyoruz hanım elinde. Onlara bir sevgilerimizi gönderelim. İşiniz hiç de kolay değil aslında. Göz o kadar önemli bir organımız ki farkında değiliz belki. O yüzden ihmal ediyoruz. O yüzden kontrollerimizi aksatıyoruz. Sanki hep böyleymiş ve görecekmişiz gibi geliyoruz ama şeyler çok önemli, kontroller evet, çok önemli aslında yani. Hocam. Biz bugün biraz retinadan bahsettik ama şöyle reklama gitmeden birazcık sarı noktadan bahsetmiştik. Hemen evet. Şöyle baştan bir alalım. Neydi sarı nokta? Tekrar kısaca özetleyeyim. Sarı nokta bizim görme merkezimizde. Keskin görmemizin, net görmemizin oluştuğu yer. Sarı noktamız ne kadar düzgünse o kadar kaliteli, o kadar iyi görüyoruz. Sarı noktamızda oluşan her türlü hastalık da bizim görüş kalitemizi düşürüyor. Şu an sıklıkla bizim işte gördüğümüz, tedavisini yaptığımız bir sarı nokta hastalığı grubu da yaşa bağlı sarı nokta hastalığı. İşte bunun iyi tipi var, kötü tipi var diye bunları bahsettik. İşte kuru tip ve yaş tip diye. Kuru tipte mineralli, vitaminli haplar ile takip. Yaş tipte ise mutlaka aylık göz içerisinde yapılan işte iğneler ile takiplerinden bahsettik. Bu yaşa bağlı sarı nokta hastalığına bir takım hızlandıran diyeyim şeyler var, yavaşlatan şeyler var diyeyim. Mesela şimdi adı üstünde yaşa bağlı. Dolayısıyla yaşlandıkça bu yaşa bağlı sarı nokta hastalığı riskimiz artıyor mu? Evet. Ama onu değiştiremeyiz. Yaşlanıyoruz. 45 mi diyoruz orada hocam? Yani 45 yaşından itibaren bir takım bozuklukların, işte belirtilerin başlandığı söyleniyor. Bazı hastalarda gerçekten 45 yaşında yaş tip sarı nokta hastalığı görebiliyoruz ama çoğunlukla bunlar gözün başka hastalıklarına bağlı. Mesela az önce bahsettik, dejeneratif miyop dedik. Onlarda da sarı nokta hastalığı gelişebiliyor. Veya farklı bir takım retina hastalıkları var. Onlarda da gelişebiliyor. Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı bir tık daha ileri yaş grubunda ortaya çıkıyor. İlerleten dedim şeylerden, en önemli faktörlerden biri yaş ama onu değiştiremeyiz. Bunun dışında peki neler var? Mesela sigara. Biz biliyoruz ki sigara yaşa bağlı sarı nokta hastalığında damar hasarına bağlı hızlandırıyor. Sigara dışında şeker ve tansiyon. Çünkü bu üçü de aslında neyi bozuyor? Damarlarımızı bozuyor. Şekerde, tansiyonda, sigarada damarları bozduğu için yaşa bağlı sarı nokta hastalığı riskimizi artırıyor ve hızlandırıyor. Yavaşlatan şeylerimiz var. Örneğin balık. Balık yağı.
omega 3'ümüz. Bu yavaşlattığı gösterimiz. Zaten bu yüzden biz bu kuru tip dediğimiz iyi olan sarı nokta hastalığın tedavisinde o hapların içerisinde, bu vitaminli mineralleri hapların içerisinde balık yağı var. Antioksidanlar çok değerli. Vitaminlerimiz, bunlar hep sarı nokta hastalığını yavaşlatan şeyler. Güneş mesela hızlandırır. Güneşten mutlaka korunacağız. Güneş yaşam bağlı sarı nokta hastalığını hızlandırdığını biliyoruz. Yani güneştir, sigaradır, tansiyon ve şekerdir. Bunlardan korunmamız şart. Sağlıklı beslenme, işte balık yağı, bunlar da dediğim gibi bunu yavaşlatan, kötü tipe dönmesini azaltan, gözün arkasına iyi gelen şeyler. Kullandığımız ilaçlar peki hocam? Kronik ilaç kullanan hastalığı olup da torba ilaç kullanan biliyorsunuz ki hastalar vardır. Evet. Bir etkisi var mıdır onun acaba? Şöyle sarı noktada biriken bir takım ilaçlarımız var. Hastalarımızın aslında büyük bir kısmı biliyordur. Mesela romatizmada kullanılan bazı ilaçlar var. Bunlar tam sarı noktamızda birikiyor. Bizden bize hastamız 6 ayda bir kontrolleri geliyor. Hocam işte biz bu ilacı kullanıyoruz. Hekimimiz sizi yönlendirdi. Gözümün arkasında problem var mı? Yani bazı ilaçlar tam sarı noktada birikiyor. Ve o birikmeye bağlı da görme kaybı ortaya çıkabiliyor. Zaten ilgili hekim arkadaşımız onlar için sarı noktada problem var mı? İşte görme alanlarıyla, gözde bir muayenesiyle biz onları gönderip... Size paslaşırsınız mutlaka. Evet, onlar için gönderiyorlar mutlaka. Çünkü çok hasta söyler, bu ilaç benim gözüme zarar vermiş, bunu kullandığım için gibi söylenilir arasında. Evet. O açıdan sordum acaba. Aynen. Yani sarı noktamızda biriken bazı ilaçlarımız var ama dediğim gibi hekim arkadaşlarımız zaten bizi yönlendirip hastaları işte şunu kullanıyor, devam mı, tamam mı, daha kullanabilir miyiz diye bize yönlendiriyorlar. Sarı noktada gördüğümüz başka aslında birçok hastalık var ama sıklardan ben biraz da bahsedeyim. Mesela sarı noktanın üzerinde zar oluşuyor, bir kabuk oluşuyor. Yani ne dedik? Arkada görme tabakamız var dedik, retinamız var dedik. Şu anda bizim gördüğümüz bu turuncu olan yer değil mi hocam? Evet. Turuncu alanın tamamı retina. Onun ortasında bakın görme sinirinden geçti ama onun hemen kenarında bizim sarı noktamız var. Çok küçük bu alan, 1,5 milim. Çok minik. Orası bizim sarı noktamız. Bu sarı noktanın üzerinde bazen kabuklar, zarlar oluşabiliyor. Veya sarı noktada delik ortaya çıkabilir. Biz buna makula deliği diyoruz. Birçok hastamız bunun için artık bize başvurmaya başladı. Buraların hastalıklarında da işte zardır, deliktir. Tedavilerimiz cerrahi. Ameliyatla onları, kabukları soyuyoruz. Delik varsa onları ameliyatla kapatıyoruz. Teknoloji çok ilerledi. İşte o konuşmanın başında da bundan bahsettim. Artık çok daha mikro cerrahiler yapıyoruz. Yani bakın orada gördüğümüz o turuncu görme tabakasının kalınlığı soğan zarından daha ince. Daha ince. Sarı noktanın kalınlığı 250 mikron. Yani milimetrenin 1/4 kadar. Yani çok çok ince bir tabakadan bahsediyoruz biz aslında. Ve oradaki bu kadar ince tabakadaki bozukluk görmemizin engellenmesi neden oluyor. Yani çok ince, narin bir yapımız aslında bizim retinamız. Ve tabii ki siz de onu ameliyatlarla işte temizliyor ya da boşluklar varsa sizin anlattığınız gibi oraları dolduruyorsunuz. Aslında orada siz bir inşaat işi yapar gibi değil mi hocam? Doğru aslında, tabir mi bilmiyorum ama. Tam bir mikro cerrahi nedir diye sorsanız bence bir mikro cerrahi retina ameliyatıdır. Özellikle de makula ameliyatı bence bir mikro cerrahidir. Çünkü uğraştığımız alan gerçekten milimetrenin işte 1/4, 1/10 kadar kalınlığındaki. İnanılmaz. Hatta dediğim gibi o zar dediğim yapı görme tabakası yani retinanın üzerinde. Görme tabakası milimetrenin 1/4 dedim. O üzerindeki zar onun 1/10 kadar. Yani biz onu soyuyoruz ameliyat sırasında. Çok mikro cerrahi ameliyatlar gerçekten bunlar. Bu yüzden zaten bu ameliyatları da yalnızca retina üzerine uzmanlaşmış göz hekimleri yapmakta. Evet. Yani bir retina cerrahı bu ameliyatları yapmakta. Bir sorumuz vardı. Göz sinekleri tedavisi var mı? Hani siz de söylemiştiniz uçuşmalarımız ya da flaş gibi çakmalar, bir şeylerin böyle akması. Evet. Hemen bir o izleyicimize de bir bilgi vermiş olalım. Tabii. Şimdi aralarındaki farkları ben biraz hızlıca tekrar geçeyim. Şimdi hastalarımız geliyor diyor ki hocam işte yıllardır benim gözümün önünde bir takım uçuşmalar var diyor. İşte sinek gibi ya kelebek kanadı gibi. Solucan gibi, iplik gibi uçuşmalarım var diyor. Bunların tedavisinde birkaç tane seçeneğimiz var. Bunların bir kısmını, büyük olanları
lazer ile parçalayabiliyoruz ve küçültüyoruz. Çok daha küçüldüğü zaman hastalarımızdaki o uçuşmalar azalabiliyor. Bir takım artık haplar var. Bu haplar uçuşmaları gerçekten azaltabiliyor. Onları başlıyoruz. Uçuşma dışında o ikinci kısımdan bahsettik, ışık çakması. Işık çakması biraz farklı bir konu. Işık çakması az önce de bahsettik. O retinadaki küçük çekilmelere bağlı oluşur. Işık çakması acildir. Beklememek lazım. Gerekir. Acil bir göz hekimine mutlaka başvurmak gerekir. Işık çakması gözün acilidir. Uçuşma bir tık daha farklı bir konu. Bir şeyden daha bahsettiniz. Akma, yani kurum yağması. Şimdi hasta gözün içerisinde kanama olduğu zaman bunu nasıl görür? Şöyle düşünün. Bir lamba tuttunuz. Lambanın önünden bir takım şeyler geçiyor. Onun arkasında biz gölgesini görürüz. Dolayısıyla hasta kanın kendisini göremez. Kanın neden olduğu ışığın kana takılmasına bağlı arkadaki gölgesini görür. Gölgeler böyle geçer hastanın gözünün önünden. Bu aslında kanamadır. Biz buna kurum yağması deriz. Yani böyle bildiğiniz şelale gibi akar. Kurum yağması. Kurum yağması da acildir. Kurum yağması yani böyle uçuşma değil ama böyle akma gibi görürse hastamız. Işık çakma, şimşek çakması varsa onlar acildir. Acil. Bunlar acildir. Uçuşmalar biraz daha farklıdır. İlk defa ortaya çıkmışsa uçuşma için hasta mutlaka başvurmalı. İlk defa uçuşmalar da bazen hastalar onu çok tarif edemeyebiliyor. O zaman da yırtık delik oluşabilir. Onu da ilk defa uçuşma varsa mutlaka gelin. Işık çakma, şimşek çakması varsa gelin. Şelale gibi akmalar, kurum yağması varsa mutlaka gelin. Bunlar gözün önemli retina hastalıklarını belirteçleridir. Gözünüzle baktığınız zaman ayrı ayrı bir gözünüz daha puslu veya düz çizgileri, düz değil de zigzaklı gibi eğri büğrü görüyorsunuz. Veya bir çizginin bir kısmını görüyorsunuz ama bir kısmını göremiyorsunuz. Bunlar hep retinadaki problemlerin göstergesidir. Veya baktığınız yerin üstünü, altını, sağını, solunu ve ortasını göremiyorsunuz. Bunlar hep retina hastalıklarının belirtisidir. Bunları gördünüz, acil göz hekimi. Mutlaka gidilmesi gereken, biz farklı farklı anlatıyoruz ya işte uçuşma, çakma, akma. Mutlaka hepsinde bir sorun vardır aslında hocam. Evet. Hani şunu da biraz daha acele edelim, bunu da gitmeyelim dememek lazım. Öyle bir şey hissediyorsak bu his mesela günde ne kadar olur ya da iki gün aralıklarla mı olur? Nasıl olur? Biz bunu hesaplayabilir miyiz hocam? Hesaplamaktan çok şöyle söyleyeyim size. O görme tabakasındaki o çekmeye bağlı ışık çakması oldu ya. Ne dedik? 10 hastanın 9'unda sıkıntı olmuyor ama 10 hastanın birine yırtık yapıyor. O zaman bir kere olması bile yeterli evet, mi? Evet, o çok önemli işte. Bir kere yoksa ışık çaktı bir daha ama olur mu diye bekle. Affetme, hemen gel. Çünkü orada küçük bir yırtık erken müdahaleyle 2-3 dakikalık bir lazerle kapatılabilecekken hasta bekledi işte 2 hafta, 3 hafta, 1 ay, 6 ay neyse bekledi, orası kabardı. Ta ameliyatlara kadar gidiyor ve hastanın büyük ameliyatlardan sonra işte görmesinde bir takım problemler kalabiliyor. Yani göz hastalıklarındaki bu şeyleri aslında çok daha ertelememek erken teşhis, erken tedavi gerektirir. Tedavileri şarttır retina hastalıklarında. Efendim o zaman yönetmenim de 5-6 dakikamız var diyor. Şöyle bir konumuzu bir baştan bir tekrar edelim hocam. Bugün biz özellikle retina hastalıklarını konuştuk ve ne kadar önemli olduğunu hocam anlattı. Bir de o kadar incecik bir yerde çalışıyorsunuz ki o kadar dikkat edilmesi gereken bir yerde işlem yapıyorsunuz ki hocam. Evet. Dinledikçe daha çok hayran oldum size. Tabii ki teknoloji gelişti, alet yapıyor ama bence sizin ellerinizin de öyle sihirli bir noktası var diye düşünüyorum. Gerçekten hocam. Milimetriklerden bahsediyorsunuz. Yani her ne kadar teknoloji gelişse de sonuçta o cihazları tutan eller bizim ellerimiz. Evet, sizin elleriniz. Retina cerrahlarının, retina uzmanlarının elleri. Onların tecrübeleri, bilgileri, birikimleri. Retina hastalığınız varsa benim önerim mutlaka göz hekimine başvurdunuz. Retina uzmanına yönlendirdi. Retina uzmanınca değerlendirmeniz gerekir. Retina çünkü farklı bir konu. Daha mikro cerrahi dediğimiz yani çok çok daha ince. Teknolojinin üst seviyede olması gereken bir yer. Aletlerimiz çok daha detaylı, ince, narin, nazik aletler, erdevatlar. Tecrübe ciddi anlamda gereken işlemler bunlar. Çok değerli bir yer. Yani o tabakadaki oluşacak her türlü hasarda
geri dönüşsüz sıkıntılar ortaya çıkıyor. Çünkü maalesef retinanın kendini yenileme kapasitesi yok denecek kadar az. Hı hı. Bu yüzden retinamızda oluşan hasarlar çoğunlukla kalıcı olur. İşte bu yaralanmalardaki sıkıntılarda, yaralarda gibi. Hı hı. Ameliyatlara bağlı problemlerde olduğu gibi. O yüzden uzman ellere teslim etmek gerekir. Bilgi için telefon numaralarımız ekranda. Oradan ulaşabilirsiniz Dünya Göz Ailesi'ne. Hemen şöyle konuyu bir toparlayalım. Tamam. Neydi bu retina? Görevi neydi? Ve kaybedildiğinde ya da orada bir şey oluştuğunda nasıl dikkat etmeliyiz? Ne zaman başvurmalıyız gibi şöyle konumuzu baştan bir tamam. alırsak hocam çok mutlu Tekrar olur. Tekrar çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Retina gözümüzün en arka tarafında bizim göremediğimiz çok ince bir tabaka ve görmemizi sağlayan bir nebze gözün en önemli tabakası bence retinadır. Retinamız en önemli kısım. Görmemizi sağlayan merkezdir. Buradaki oluşabilecek hasarlarda, hastalıklarda hastanın bize başvuru şikayeti az görme, puslu görme, görme kalitesinde azalma, zikzaklı eğri büğrü görmeler, bazı hastalarımız çift görme diye tarif eder. Çift görme şikayetleri olur bu retina hastalıklarında. Bunları olduğunu düşündüğünüz an mutlaka göz hekimine başvurulacak. Yaşlara göre de bahsetmiştik. İlk 3 yaşta yıllık, 1. 2. 3. yaşlarda kontrolleri yapılacak. Daha sonra 2 yılda bir yani 5. ve 7. yaşlarda mutlaka kontroller yapılacak. Göz problemi yok ise o zaman 2 yılda bir rutine bindirebilir. Göz problemi var ise zaten uzman hekim size belirtecektir hangi sıklıkla gelmeniz gerektiğini. Ama çocuklarımız dediğim gibi çok değerli. İlk 3 yıl mutlaka yıllık ve daha sonra 5. ve 7. yaşlarda detaylı retina için işte göz dibi muayenesidir. Onun dışında işte şaşılıktır, kaymadır, göz kapağı düşüklüğüdür, kanal tıkanıklığıdır. Bunlar için zaten rutin göz hekimlerimiz, hepimiz bunları zaten rutinde bakıyoruz. Göz tembelliğidir. Bunlar çok değerli şeyler çocuklarda. Çok da sık görüyoruz aslında, çok da nadir değil. Bunun dışında işte ileri yaşlarda bu hasarlar, işte travmalara bağlı oluşabilir dedik. Orta yaş grubu hastalarımıza daha çok retina yırtıklarına bağlı problemlerden bahsettik. Biraz daha ileri yaşlarımızda metabolik hastalıklar, yani şekerdir, tansiyondur, bunlara bağlı problemlerden bahsettik. İşte şekerde en önemli kısmın hastanın kendisinin takiplerini düzenli yapması, şeker tanısı konur konmaz göz hekiminin de mutlaka başvurması, düzenli takip çok çok değerli şeker hastalarında. Tansiyon hastalarında da çok sık damar tıkanıklığı ve buna bağlı kanamalar ve görme kayıpları görüyoruz. Tansiyonun mutlaka çok düzgün bir şekilde kontrol edilmesi. Hele şeker ve tansiyonu bir arada olan hastalarımız çok fazla. Şeker ve tansiyon beraber bozuyor damarları. Göz arkasındaki bu retinadaki damarlarımız bizim küçük damarlar. Ve şeker ve tansiyon bu küçük damarları çok daha erken bozar. Bu yüzden şeker hastaları sıklıkla işte göz ve böbrektir, işte ayak parmaklarıyla ilgili problemlerdir. Bunlarla daha erken kalptir. Bunlarla daha çok bize gelirler. Çünkü bunlar daha çok küçük damarları erken dönemde tutar. Ve küçük damarların ağırlıklı olarak bulunduğu bölgelerimiz de buralar. Daha ileri yaş gruplarımızda ise bahsettik. Yaşa bağlı sarı nokta hastalığından bahsettik. Kuru tipi var, yaş tipi var dedik. Yani iyi ve kötü tipi. Mutlaka dedik işte güneşten uzak duracağız. Güneş gözlüğü takalım. İşte sigaradan uzak duracağız. Tansiyon ve şekerimiz varsa mutlaka düzenli olacak dedik. İyi bir beslenme, işte balık, balık yağı bunlar iyi geliyor dedik. Antioksidan dediğimiz bir takım şeyler. Kuru tip sarı nokta hastalığımız var ise ve uzmanımız uygun görmüş ise vitaminli, mineralli, içerisinde balık yağı bulunan hapların başlanması çok önemli. Eğer yaş tip bir sarı nokta hastalığımız var ise düzenli aylık iğnelerin yapılması, onların düzenli takiplerinin yapılması çok değerli. Kabaca yaş gruplarına göre retina hastalıklarının tabii çok aslında çok geniş bir retina hastalığı grubumuz var. Burada bizim bu kısa bir süre içerisinde bahsettiğimiz bizim en sık gördüğümüz ana başlıklar gibi tabii. Oldu. Aslında yoksa deniz aslında derya. Çok fazla yani genetik hastalıklarımız var mesela. Onlardan hiç bahsedemedik. Göz arkasını tutan iltihabi retina hastalıkları var. Retina altında koroid dediğimiz koroidi tutan hastalıklar var. Görme sinirine ait hastalıklar var. Aslında çok çok daha detaylı hastalıklarımız var ama bunlar çok teferruata girer. Dolayısıyla siz
probleminizin eğer hiçbir sistemik hastalığınız yok ise, görme kalitesinin bir bozulma olduğunu düşündüğünüz zaman göz hekimine başvurduğunuzda zaten uzman hekim arkadaş sizi detaylı muayenenizi yapıp gerekli görürse bir retina uzmanına yönlendirecektir. Yönlendirecektir mutlaka. Evet. Çünkü biz mesela özel bireyleri hiç konuşmadık. Otizmli ya da dağınıklı çocuklarda olan, biliyorsunuz ki göz kayıpları, onlarda da bir retina sorununu da doğuyorlar ya da sizin müdahale ettikleriniz olabilir. Oralara falan hiç giremedik. Biraz prematürelerden bahsettik, evet, belki ama. Evet, prematürde çünkü biraz sıkıntılı. Onlarda retina hastalıkları daha sık görünme ihtimali var. Onlara lazer erken dönemde veya iğne yapmak gerekebiliyor. Yapılabilir. Evet, ileriki dönemlerde ise eğer biraz geç kalınmışsa veya işte göz arkasında problemlerimiz daha büyükse ameliyatlar gerekebiliyor. Çok önemli bu iş. Yani bebek gözü, o prematür gözünü düşünün. Zaten bebeğin kendisi çok küçük. Onun küçük gözünü düşünün. Onlarda yapılacak ameliyatlar. Hocam nasıl onlara dokunuyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Bu zaten minnacık. Evet, çok küçük bebeklerimiz. Prematür retinopatisi apayrı bir konudur. Onun uzmanı apayrıdır. Hele onun cerrahı çok çok farklıdır. Yani cerrahisi farklıdır. Takibi farklıdır. Onun lazeri farklıdır. Herkes iğnesi yapamaz. Farklıdır. Prematür bambaşka bir konu. Yani retina uzmanının da üzerine bence bir konudur prematür. O bambaşka bir konu gerçekten. Ama biz böyle kabaca bütün ana başlıkları aslında bugün gezdik ve konuştuk. Anlamaya da çalıştık. Benim herhalde çıkardığım tek nokta şu. Hep ihmal ediyoruz gözümüzü. Kontrollerimizi de ihmal ediyoruz. Ve retinadaki hastalıkları asla gözümüzle göreceğimiz ya da hissedebileceğimiz bir şey olmadığı için mutlaka uzmanın görmesi gerekiyor. Ve uzman da tek bir, dediniz ya, mercekle, evet, biz şeffaftır ve her şeyi net görebiliriz. Çok net görebiliriz. Ayıracağımız bir 15 dakika, bir öğle molası bile yeterli olacaktır. Aynen öyle. Bir orta noktayı, sarı noktanızı, görme siniri yukarı aşağı sağa sola baktırarak, yani büyük balını aslında biz görebiliyoruz. Vakit ayırabilirsiniz damlalı muayene ile, işte 20 dakika kadar sürer. Tüm retinanızı da görebiliyoruz. Evet. Yani gerçekten göz şeffaf bir organ. Bu yüzden çok şanslıyız. Her tarafını, bütün anatomisini, damarlarını, sinirlerini, her tarafını, bizim elimize aldığımız mercekte her tarafını net bir şekilde görebiliyoruz. Bu yüzden biraz vakit ayırıp aslında göz ihmal etmeden. Çünkü ihmal ettiğimiz zaman problemlerimiz daha büyük oluyor. Daha büyüyecektir. Bize daha büyük sorunlarla bu sefer retina hastalarımız başvuruyor. İşte kanamalardır, görme kayıplarıdır. Kaybolan bir şeyi geri getirmek bize daha zor. Kayıp oluşmadan kaybı engellemek bize çok daha kolay. Bu yüzden kontrol çok değerli. Özellikle şeker hastaları. Çünkü Türkiye'de şeker hastaları gerçekten göz açısından ciddi anlamda ihmal var. Hastalar bize görme kaybı olduğu zaman büyük bir kısmı başvuruyorlar. Keşke o raddeye gelmeden değil mi, kontrollerini düzgün yapsalar da, yani o görme kayıpları, hasarlar oluşmadan gerekli tedaviler ile biz o görme kayıplarını oluşmadan biz tedavilerini yapabilsek. Yani kontrol çok çok önemli. Özellikle şeker, tansiyon hastalarında. Çocuklarımız için de çok önemli. O yüzden kontrolleri ihmal etmeyelim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İki seferdir sizi mutfakta yemek ağırlığı veremedik diye, değil mi Gürcü'cüğüm? Üzülüyorum ama bir dahaki sefere inşallah size mutfakta şahane bir yemek de servis edeceğiz. Tamam. Ve ikram edeceğiz inşallah. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hep doktorlara şöyle diyorum. Allah ellerinize zeval vermesin. Gerçekten çok önemli işler yapıyorsunuz. Sağlıkla uğraşıyorsunuz. Size güç diliyorum inşallah hocam. Teşekkür ederim. Yeniden bir arada olalım. Ben teşekkür ederim. Efendim, size de teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle olduğunuz için, mesajlarınız için. Yarın ömrüm olursa sizi bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun.